İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi. TL krizinde acayip fiyatlar. Acayip bir piyasamız var. Serbest piyasa olmadığı için kimin ne verdiği, kimin ne aldığı belli değil. Alırken mi kazanıyorlar, satarken mi kaybediyorlar bu da belli değil. Eylül ayı sonunda %18.33 olan 3 aylık TL mevduat faizi 11 Kasım itibariyle %21.53'e çıkmış durumda. Ve işin komik tarafına gelelim. 11 Kasım itibarıyla ticari kredi faizi %15.72. Evet yanlış değil. TL mevduat faizi %21.53 ve ticari kredi faiz 15.72. Ama ilginçlik burada bitmiyor. Mesela bankalar TL bulmak için %21.53 faiz veriyor ama o TL'yi devletin borçlanma kağıtlarına yatırdıklarında sadece %10.45 faiz alabiliyor. 5 aylık tahvil faizi. Durun, henüz bitmedi. Bankalar parayı pahalı alıp ucuza veriyor ya, borsada bakıyorsunuz banka hisselerine gayet iyi talep var. BDDK verilerine göre Eylül ayı sonunda 3.7 trilyon toplam TL mevduatından KKM ve resmi TL mevduatlarını çıkardığımızda 1.8 trilyon lira faiz oranına bağlı mevduat kalıyordu. Bu tutar Türk bankacılık sistemindeki mevduatların sadece %22.4'ü ediyordu. Kısaca kasada TL faizine bağlı mevduat çok azalmıştı. Ve aradan geçen sürede bankalar TL mevduat faizini artırarak TL toplamaya başladılar. 11 Kasım haftasında KKM ve resmi kurumların TL mevduatı hariç toplam TL mevduatı 2.1 trilyon liraya yükseldi. Şöyle izah edelim, TL mevduat faizine bağlı yatırımcı mevduatı 30 Eylül-11 Kasım arasında 328 milyar TL artışla %18.2 büyüme gösterdi. Oysa Aynı tarih aralığında KKM hesabı sadece 73.7 milyar lira artışla %5.3 büyüme göstermiş oldu. Kısaca bankaların TL bulmaya çalıştıkları ama buldukları TL'yi de nereye nasıl vereceklerine henüz karar veremedikleri anlaşılıyor. Piyasalarımızın ne kadar ilginç fiyatlandırmalar yaptıklarını veya yapmak zorunda kaldıklarını anlamış olur muyuz? Mevduat faizinin kredi faizinin üzerine çıktığı yerde borsada da hisseler prim yapabiliyor. Ya da yurt içinde tek haneye düşen, düşürülen faize karşılık yurt dışına çift haneli faiz ödeyebiliyoruz. Şunu belirtmemiz gerekir ki yurt içi borçlanma ve faiz harcamaları yine yurt içinde kalmaktadır. Oysa dış borçlanma faizi ülkemizden yabancılara kaynak transferi anlamına gelmektedir. Şimdi bir başka soruyu soralım acaba ülke piyasalarını çarpık fiyatlandırmayla risk artırıcı seviyeye getirerek yabancı borçlanma maliyeti ve yurt dışına servet transferi bilinçli mi yapılmaktadır? İnek piyasası çöktü. Bu piyasa hakkında son aylarda defalarca yazılar yazdım. Durum özetle şöyleydi. Çiğ süt fiyatını devlet düşük ilan etti. Zarar eden besiciler süt ineklerini kesime yolladı. Aynı zaman içerisinde et inekleri de kesime gidiyordu. Çiğ süt fiyatları düşük tutulduğundan süt ve süte bağlı ürün fiyatları görece düşük kaldı. Yine fazladan ineğin kesime gönderilmesi nedeniyle et fiyatları da düşük kaldı. Ne zamanki süt ineği ve et ineği azaldı işte orada piyasa patladı. TÜİK eylül ayı süt verilerini paylaştı. Buna göre toplanan inek sütü %-4.4 azaldı. Yılın ilk 9 ayı itibarıyla süt üretimindeki düşüş %2.7'ye ulaştı ve ne mi oldu? Tarihte ilk kez süte bağlı ürün olan peynir fiyatı et fiyatını geçti. Müdahaleci piyasaların bir süre sonra varacağı yer bellidir. Aslında bunu en iyi profesör doktor Tansu Çiller biliyor. Kendisi ekonomi profesörü olarak ülke ekonomisini çökertmeyi başarmış biridir. Daha kime ve neye laf anlatalım ki? Herkesi yaşayıp görmek zorunda mı? Biz de film gibi izleyip duruyoruz. Afiyet olsun. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.